Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Balat'a. Gerçekten sizi burada görmek böyle içimiz açılıyor. Çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz Günseli abla demek istiyorum. Abla değil, abla değil. Siz de o kadar gençmişsiniz ki. Öyle mi? Maşallah evladım yaşındasınız. Teşekkür ederim. Gençlerle kaç gösterir? 40'lı yaşlar yani 40 işte. Hani 38-40 falan gibi. Hani İstanbul için bayağı gençsiniz. Evet, 47 yaşındayım. Aa, var mısınız aynen, o kadar? Hmm. 47 yaşındayım. Ama yani genç gösterdiğimi söylüyorlar. Evet, arkadaşlar evet, da söylüyor. Evet. Gence ihtiyacımız var şimdi. Genç enerjiye ihtiyacımız var. Ama yaşlılardan ve tecrübe sahiplerinden de faydalanmanız gerekiyor. Birlikte çalışılması değil gerekiyor mi? Tabii ki. Geçmişle geleceği her zaman birleştirmemiz lazım. Her zaman tecrübe sahibi olan ben Deniz gençken hep kendimden büyük hocalarla birlikte oldum. Çünkü öğrenmek istiyorsanız bir şeyi büyüklerden öğrenebiliriz. Usta-çırak ilişkisi. Tabii usta-çırak ilişkisi çok çok önemlidir. Ama gençlerin de enerjisine çok ihtiyacımız var. Evet. Ya ben de aslında Günseli abla işe başladığımda o niyetlerle başladım. Yani o usta dediğimiz aslında o işi bilen, o kültürü bilen ustalarımızdan, büyüklerimizden öğrene öğrene bugünlere geldik. Ve hani benim işim şudur diye bakmadım. O işi de öğreneyim, öbür işi de öğreneyim. Tabii. Oradan da farklı bir pencereden bakabileyim diye hep çalıştım. Hamdolsun yani bugün eğer farklı bakış açılarıyla bakabiliyorsam eğer bu sayede. Ama İstanbul tabii aslında tüm böyle farklı medeniyetlerin, dinlerin, dillerin, ırkların huzur içerisinde yaşadığı bir şehir. Dünyada yok ki böyle bir yer. Yok. Maalesef. Dünyanın tam odak noktası İstanbul. Evet. Yani çok şanslısınız. Hem de çok şanslısınız tabii. Evet, Allah evet. Sağlık sıhhat versin. Çok iyi bir ekiple çok ileriye gidilebilir. Ve dünya şehirleriyle olan ilişki de çok önemli. Herkesin gözü İstanbul'da. Unutmayalım. Evet, bu evet, yüzyıllardır evet. böyle. Evet. Ve yapılacak o kadar çok şey var. Evet. Korunacak o kadar maalesef. Çok şey var. Evet. Ya şöyle tabii hani siz minyatür... Aslında sanatçısısınız. Yani hem burada hem de Tokyo'da eğitim uzun aldınız. Uzun süre, evet. Uzun süre. Şimdi de üniversitemizde gençlerimizi yetiştiriyorsunuz. Hani o minyatürde çizersiniz ya, resmedersiniz tarihi, geçmişi. O küçücük belki bir tabloya bütün duygular yansır. Evet. İstanbul'un geçmişi, tarihi, oradaki anlayışı yansır. Bugün de buraya gelirken işte Balat'ta aslında Balat'ın şöyle tarihine Günseli abla baktığınızda birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Farklı dillerin, inançların bir arada huzurca yaşadıkları evet, yer. Çok huzurlu böyle hani o komşuluk ilişkisi burada sokakta çıktığınızda karşıdaki komşunuzla sabahleyin bir araya geldiniz. İşte işten çıkınca burada kapıda sohbet edebildiğiniz, komşuya çocuğunuzu emanet edebildiğiniz ve orada aslında İstanbul'u yaşamak ve İstanbul'da huzur içerisinde olmak önemlisi. İstanbul'u İstanbul'da yapan aslında bu diye düşünüyorum. Yani birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde herkes huzur ve mutluluk içerisinde yaşamak istiyor. Tabii bu hani geçmişle geleceği birleştirmek şu anlamda da önemli. Yani şimdi biz Balat'tayız. Maalesef buradaki hani o Balat'ı tarif ettiğinizde cumbalı evleriyle, ahşap evleriyle, İstanbul'un o kültürünü yansıtan anlayışıyla tarih kitaplarında yazar. Ama bugün baktığınızda maalesef tarihi yarımadada o ruhu tam anlamıyla hissedemiyoruz. Tarihi yarımada biraz daha farklı. Burası daha küçük. Bu Balat ve Fener hikayesi daha farklı tabii ki. Tarihi yarımada büyüdü ve birazcık da siyasete yüzünden biraz da mağdur kaldı tabii ki. Ve birçok şeyler olmaması gereken binalar yapıldı. Bunların bir kere bir revizyona girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Orada trafiği bile kapatmak gerekiyor. Tarihi yarımada ya da kısıtlamak lazım. Kısıtlamak gerekiyor çünkü bütün dünyada tarihi şehirlerde bazı bölgelerde trafik işlemez. Öyle değil mi? Evet.
Ya bizim buradaki hedef... Ki yapıldı. Yapıldı evet. Da. Hani Topkapı Sarayı çevresine falan artık otobüsleri sokmuyorlar. Bu bayağıdır. Evet, bayağı çoktur. Bayağıdır yapılıyor. Ama çok iyi kollamak lazım değil tarihi mi? Yarımadayı. Evet. Yani o sokakta gezerken o huzuru, o mutluluğu, o duyguyu hissederek gezmemiz. Evet. Aslında bir kültürü olmalı değil mi? Yani ya bir kaldırımın... bakan olarak değil de Sayın Bakanım. Evet. Bir sivil olarak... Bir gün hiç başınıza bir şapka takıp böyle sevdiğiniz bir insanla ben olabilirim. Böyle tarihi Yarımada'da İbrahim Paşa Sarayı önünden şöyle geçip biraz içeriye girip efendim şimdi Ayasofya Müzesi falan da açıldı. Sizin vaktiniz olmuyor buraları gezmek için. Oralarda biraz nefes almak size enerji verecektir. Evet. Ya o kadar bambaşka evinize dönüyorsunuz ki bu kadar yoğun çalışmanın içerisinde sizler çok mağdursunuz bir kere kültür ve sanatla. Biraz sanatta sınıfta kalıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız da öyle demişti biliyorsunuz. Onun için rahatlıkla söylüyorum. Ama size tavsiye ederim. Eğer başkan olursanız, seçimi kazanırsanız lütfen ayda bir iki gün kendinize zaman ayırın. Değil mi? Bütün siyasetten ve her şeyden başkanlığınızdan istifa edip İstanbul'u kendi gözünüzle, kendi sevdanızla gezin. Evet. Bakın size çok büyük katkıları olacaktır. Hiç kimsenin bilmesine de gerek yok. Bir Cemal Reşit Rey'de bir konsere gidin. O konserler de başlasın inşallah. Çünkü bu dönem içerisinde o konserler de yapılmadı. Herkes bana şikayet ediyor. Gülsel abla niye eskisi gibi konserler yapılmıyor diye. Orayı da bir kaldırmak lazım tekrardan. İstanbul'da yapılacak çok şey var. Evet. Yine belediyelerimiz iyi çalışıyor. Bakın Fatih Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Üsküdar Belediyesi. Ben bunlarla kontaklarım da var. Konferanslar veriyorum. Ama İstanbul Büyükşehir'den bana hiç öyle bir konferans teklifi gelmedi bu zamana kadar. İnşallah bundan sonra olur diye öyle düşünüyorum. Dertleri yok, dertleri yok. Yok, herkesin başka derdi var. Evet. Şimdi herkes başka. Siz kendinize bakın. Değil Bizi mi? İlgilendirmiyor evet. Başkaları. Biz kendimize bakacağız. Siz omurganız sağlam durursa, ben bunu yapacağım derseniz zaten oluyorsunuz. İyi isteklerde bulunun ki size iyi şeyler gelsin. Tabii. Kalbiniz iyi tabii, olsun. Tabii. Düşünceleriniz iyi olsun. İyi olsun ve liyakatli kişilerle birlikte gerçekten ya, sizi kollayan kişilerle de tanıştım. Valla bravo dedim. Şahane insanlar var evet, etrafınızda. Ekip çok güzel. Ekip çok güzel ve çok kültürlü. İhtiyacımız var kültüre. Kültürlü kesinlikle, insana ihtiyacımız kesinlikle. Var. Hani bilmiyorsan sus demişler. Evet sus demişler. Evet. Ama bilen birine de sor demişler. Yani biz de bu manada gerçekten İstanbul'da aslında bir benzerini Türkiye'nin farklı illerinde yaptığımız uygulamaları inşallah 1 Nisan sabahı İstanbul'da yapacağız. Selimiye Camii'ne gittiniz mi son tabii, zamanlarda? Tabii. Son zamanlarda. Biliyorum. Hikayeyi biliyorum. Ha, biliyor musun? Bütün o arkadaşlarım. O kadar güzel yaptık ki evet, oraya. Evet. Yani orada köhne yapılar vardı. Mimar Sinan'ın o muhteşem ustalık eseri o köhne yapıların arasında kaybolup gitmişti. Yeniden revize ediliyor caminin kubbesi, her şeyi. Camimiz revize ediliyor, restorasyonu yapılıyor. Hem de o etrafını öyle bir açtık ki ablacığım. Çok güzel oldu. Böyle gidenler huzur içerisinde orada geziyor. Edirne yalnız böyle küçücük bir Osmanlı şehridir. Değil mi? Sanki gökyüzünden inmiş gibi böyle. Oranın yapılması gereken o sarayın filan tekrardan gündeme getirmek gerekiyor tabii ki. Restorasyon çok zor bir çok iş. Zor, tekrardan çok. Yapılması ama Selimiye bile yeter. Hı. Edirne turizme bangır bangır açılması gerekiyor. Evet, hem evet. Avrupa'ya çok yakın olması dolayısıyla Osmanlı'nın başkenti. İşte biz Türkiye'de bunun çok farklı örneklerini yaptık. Yani Sinop'a gittiğinizde Sinop Kalesi'nin etrafını açtık ve orada böyle tertemiz şimdi Sinop'umuz, tarihimiz gün yüzüne çıktı. Mevlana Müzemizin hemen karşısında evet. düzenleme yaptık. Bursa Ulu Cami etrafındakini tabii, gördünüz mü? Gördüm. Oraları böyle o Koza Hanı, İpek Hanı, Ulu Cami'miz etrafını böyle gölgeleyen bütün yapıları oradan kaldırdık. Ve şimdi huzur içerisinde orada Osmanlı'nın izlerini görüyoruz. Ecdadın bize bıraktığı eserleri
görüp gezip o ruhu yaşayabiliyoruz, o duyguyu yaşayabiliyoruz. Ve 80 tane böyle tarihi meydanın ihyasını yaptık Türkiye'de. Şimdi inşallah İstanbul'da da bu manada tarihi yarımadayı bir bütüncül anlayış çerçevesinde, işte Balat'ıyla, öbür tarafta Süleymaniye'siyle, Mimar Sinan'ın mezarı var orada. Mezarı var. Köşede canım benim. Ve ya, o kadar kötü ki etrafı. Bir görseniz içiniz acır. Yani bu kadar güzel bir eseri bize bırakmış ve ne diyeyim ya, yani hani onu gördüğümde ben çok üzülüyorum. Ve o tarihi yarımadayı bir bütün çerçevesi anlayışıyla, bütüncül bir bakış açısı anlayışıyla inşallah Günsel ablacığım orayı sizlerin fikirleri, önerileri doğrultusunda hem pırıl pırıl olacak, hem de böyle ya orada gezdiğimizde o sokakta geçmişi yaşayacağız, gelecekle birleştireceğiz. Kimlik olmazsa, yok tabii. Değil ki, mi? Bir tabii ülkenin tabii, kimliği tabii, olacak, tabii, tarihi tabii, olacak. Tabii. Yani ecdat ne mücadeleler vermiş bu vatan toprağını bize bırakabilmek için. Bizler evlatları olarak, torunları olarak bu ecdadın bıraktığı eserlere sahip çıkmamız lazım. Bu anlayışla bir kere bir turizm master planı yok şu an. Şart o. Kültür Bakanlığı da çok iyi çalışıyor biliyorsunuz. Evet. Yani ben de AKM'nin danışmanıyım. Kültür Bakanı'yla bu Kültür Yolu Festivallerinin komitesindeyim. Kültür Bakanı'na da saygım çok fazla. Çünkü çok iyi kafası çalışıyor. Ve iyi şeyler de yapıyor. Ve topladığı insanlara da görev veriyor. Diyor ki proje yapın, ben parasını vereceğim. Bak bu çok önemli bir şey. Proje yapın. Proje çok önemli. Proje tek başına yapılmaz. Evet. Projeler grup halinde yapılır. Çeşitli disiplinlerin bir araya gelmesiyle büyük projeler çıkar. Bizde o biraz ben duygusu var ya, biz olamıyoruz. İşte Doğu'nun, Japonya'nın başarısının sebebi de biz demesi. Biz der o. Ben demez. Benim ülkem der. Ne için çalışıyorsun? Ülkem için çalışıyorum. Hani ailem için çalışıyorum derler ya. Hani evladım için çalışıyorum, ev almak için çalışıyorum. Şunu. Ben ülkem için çalışıyorum der. Ve yumruklarını kaldırır. Banzai, banzai, banzai diye imparatora bir de selam verir. Biz dediğiniz zaman ilerlemek çok daha kolay oluyor tabii ki. O ben fikrini birazcık, o egoyu birazcık şey, bir tarafa atmak gerekiyor. Ama biz de çünkü bazen çok değerli insanlarımız var. Evet, böyle zor zamanlarda biz demeyi biliyoruz. Lütfen diyelim. Evet, kötü zamanlarda evet, demeyi. Evet, evet. Aslında onu her zaman diyebilsek. Her zaman dememiz lazım. Ülkemiz çok daha güçlü olacak. Evet, çok evet, daha emin adımlarla geleceğe yürüyecek. İşte yani İstanbul'a baktığınızda tamam, bir taraftan kültür, sanatı konuşuyoruz ama bir taraftan da insanlarımızın mesela bir deprem endişesi var. Ay tabii, ay o çok yani, büyük, o çok büyük bir sorun. Çok. Ve Günsel abla, o sorunla ilgili yani işte biz Hatay'a gittik, orada Ulu Camimiz bu depremde yıkıldı. Orada meclis binamız yıkıldı. Tabii. Adıyaman'a gittiğinizde yine Ulu Cami orada yıkıldı. Yani düşünsenize, bir deprem sizin kimliğinizi yok ediyor. Tarihinizi, sanat eserleri eğer orada ayakta durmazsa eğer, düşünsenize yeni bir ülke konumuna düşüyorsunuz. Ama bu yani ülkede de o kadar çok deprem olmuş ki yüzyıllardan evet, beri evet, yangınlar evet, çıkmış. Öyle değil mi? Kapalı Çarşı yanmış. Her şey bitmiş, tükenmiş, sil baştan yapılmış. Ayasofya bile çökmüş, sonradan evet, tekrar yapılmış. Biz buna hazırlıklı olmamız lazım. Tabii yeni yüzyıl olaraktan, teknolojinin imkanlarını da kullanaraktan yeni bir şeyler yapılacak. Kesin. Allah'a emanet diyoruz. Yani hem bir taraftan işte vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini güçlendirmemiz lazım. Hem de o geçmişle geleceği birleştirecek tarihi eserlerimizi de restorasyonuyla. Evet. İşte bu Balat'ın sokaklarıyla, Fatih'in, Üsküdar'ın, Eminönü'nün o meydanıyla, sokaklarıyla, eski tarihi evleriyle, o cumbasından sabah güneşi aldığınız, o pencereyi açtığınızda Erguvan çiçeklerini bak, gördüğünüz. Bak hayale bak ha, bravo yani, vallahi. Yani, inşallah. Çok hoş, inşallah. Böyle bir İstanbul hayal ediyoruz. Yani Galata'nın etrafının temizlendiği ve orada Galata Kulesi etrafında tarihi hissettiğimiz,
Ve turistlerin de burada gezerken o ruhu, o kültürü hem yerli hem yabancı turistlerimizin hissedeceği. En önemlisi de o çocuklarımız var ya, minik yavrularımızın orada gezerken ne büyük bir milletiz, ne büyük bir devletiz. Bizim ecdadımız 571 yıl önce burayı fethederken ki o fetihte de Gülseli abla, hani oradaki bütün inançlara, bütün kültüre kim yaşıyorsa herkese saygılı bir şekilde. Yani çiçeklere bile bizim fethettiğimiz topraklarda Sultan Fatih'in ama çiçeklere oradaki vatandaşın işte malına, mülküne zarar vermeyin. Ya, yani böyle demişler. Talimatlarla fethetmişiz. Ya, nasıl hem de. Böyle yaşamışız ve o birliktelik aslında bizi biz yapan değerler. İnşallah bizim hayalimizde İstanbul'umuzu tarihi güzellikleriyle, kültürel değerleriyle önce o tarihi eserlerimizi koruyacağız ve yenilerini ekleyeceğiz. Şimdi mesela Anadolu yakasında bir sanat merkezi, kültür merkezi eksiğimiz var. O şart, evet. Yani şimdi Turizm Bakanlığımızla ben turizmcilerle ortak. Bir araya geldim. Bir ortak turizm master planı yapacağız. Yani Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bu işi maalesef her işte olduğu gibi yine yapılmamış. Bir master plan yapacağız. O master plan çerçevesinde de kültür yolları ve orada yapmamız gereken çalışmalar, yani buraya gelen bir turist bir gün daha fazla kalsın, bir gün daha buradaki o güzelliği hissetsin anlayışıyla çalışmalar yürüteceğiz. Bunu yaparken de tabii ki vatandaşınızı da, yani burada yaşayanları da bu işin sürecin önce, içine dahil etmeniz. Önce. Yani önce insan. O yüzden yani sizin gibi böyle tecrübeli, liyakatli ekiplerimizle, arkadaşlarımızla, onların fikirleriyle inşallah bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim 1 Nisan'da, ya ben tarihi yarımadayı bu manada çok çok önemsiyorum. O eski kültürümüzün yaşadığı sokakları işte Üsküdar'da yaparken bu tarafta Eminönü'ndeki o meydanı düzenleyeceğiz. O kaldırım kültürü, oradaki bankımız, korkuluğumuz, buradan çıkıp yürüdüğünüzde Beşiktaş Meydanı'na, oradan Ortaköy'e kadar aynı ruhu hissedeceksiniz. İstanbul'da gezdiğinizi, İstanbul'un o güzelliğini, o tertemiz havasını alacağınız, yeşille iç içe, mavi korunduğu mavinin ve o mavide müsilajın olmadığı. Yani müsilajla karşı karşıya kaldık 3 yıl önce. Dolayısıyla her alanına gözümüz gibi bakacağımız bir anlayışla yönetmek istiyoruz. İstanbul'u burada yaşama kültürünü oturtmak lazım. Şimdi İstanbul artık çok göç alan bir şehir tabii ki. İstanbullu kaldı mı? Çok az İstanbullu var. İstanbullu yaşamak için bir plan programa da ihtiyaç var. Hani biz İstanbul'da yaşadık, büyüdük, 6 nesildir devam ediyoruz ama İstanbullu yaşamak zor bir şeydir. Onu anlayabilmek için o hikayesiyle birlikte okullardaki eğitimin içerisine de sokmak lazım. Nasıl yaşanır? Nereler vardır? Nasıl? Hani bizim zamanımızda İstanbul'a ait yahut Türkiye'ye ait sanat tarihi dersinde bir Mimar Sinan'dan bahsedilirdi. O kadar biterdi. İtalyan sanatına falan geçiş yapılırdı. Hala da sanat tarihi dersleri böyle veriliyor. Her bölgenin kendi içerisinde çok zengin bir kültür olduğu için İstanbul, her bölgenin kendi içerisinde bir evliyası vardır, bir medresesi vardır, bir camisi vardır. Vardır yani. Az buz değil bu iş. O kadar fazla ki bunu hissettirtebilmek, bunu öğretebilmek. Ha, demek değil ki hayat bu. Hayır. Yaşadığın yeri bilirsen dünyayı da bilirsin. Hı. Meraklarının çoğalması, merak etmek. O zaman şey gibi, ot gibi bir şey oluyorsun yani. O yüzden bu eğitimi de hani belediyeler tarafından, evet, halkımızı ihya etmek açısından, onları meşgul etmek açısından, onları sanatla buluşturma açısından, bir zamanlar böyle otobüslerle gezdirilirdi. İnşallah siz de yapacaksınız onu. İstanbul'a gezi programları, evet, yapılırdı. İstanbul'da yaşayıp ama, tabii maalesef ki, tarihi yarımadayı bilmeyen, ama şimdi maddi olarak çalışan, çabalayan o kadar çok zümre var ki ve de İstanbul çok büyüdü. Denizi görmeyen insanlar var. Evet, bu
sizin belediyenin vazifeleridir bunlar. Değil mi? Bunlar çok önemli. Bu yaşam hakkı. Yaşamak. Hani AKM'de yapılmış bir eserin ben Beylikdüzü'nde de yapılmasını isterim. Oradaki kültür merkezinde de olması lazım. İstanbul böyle bir yer çünkü. AKM'yi de biz yaptık ayrıca. Biliyorum canım. Ay. Oraya siyaseti sokuyorsunuz. Yani bir operayı, bir sanat mevzusunu Beylikdüzü'nde de yapılmasını isterim. Üsküdar'da da yapılmasını. Çünkü artık trafik çok olduğu için insanların gelip gitmesi çok zor. AKM gibi kültür merkezi herhalde 5 tane, en aşağı 5 tane olması lazım İstanbul'da. Evet. Yani şimdi İstanbul'un ilçelerine baktığınızda yani birçok ilçe Anadolu'daki büyük şehir kadar. Ay tabii ki. Yani Anadolu'da tabii. İşte büyük şehir dediğiniz zaman 750 bin nüfus tabii, üstü büyük tabii, şehir olarak tabii, kabul ediyor. Tabii. İstanbul'da bu manada baktığınızda işte 39 ilçenin zannedersem 10'u 15'i büyük şehir statüsünde. Ya. Hatta günlük ziyaretçisini hesap ettiğinizde belki 30 tane ilçemiz büyük şehir statüsünde olması gereken büyüklükte. Dediğiniz gibi yani Silivri'de yaşayan bir vatandaşımızın da aynı haklara, aynı sosyal imkanlara çok önemli. Erişmesi çok çok kıymetli. Sanatla buluşması çok önemli. İşte bunun için de Gülsel ablacığım yani toplu ulaşımı şehrin her yerine ulaştırmak zorundayız. Şart. Yani zaten metro... ulaştı bu metrolar falan çok yani ben de kullanıyorum. Bu hele Marmaray. Aman Allah'ım. Bir mucize o. Değil mi? Ay evet. Üsküdar'dan biniyorum. Zeytinburnu'na 7 dakikada falan gidiyorum. Zeytinburnu Belediyesi'ne gitmem gerekiyor şimdi. Eskiden neydi Allah'ım doluyorsun dolaşıyorsun saatlerce gidiyorsun. Marmara'ya teşekkür ediyorum yani. Herkes zaten teşekkür ediyor ve ilk yapılmış. Şimdi geçenlerde Sirkeci Kazlıçeşme tren hattını açtık Sayın Cumhurbaşkanımızla. Ona bilmedim daha. Bir binin ona ve binin sağınıza bir bakın. Sağınızda o kum kapıdan Kazlıçeşme'ye kadar giderken binaları gözüküyor mu? Bütün tabii. O binaları görürsünüz. Aslında onların da birçoğu işte bu Balat'taki gibi cumbala evler, ahşap evler. Evet. Ama maalesef yıkılma tehlikesiyle artık karşı karşıya kalmış. Herhangi bir restorasyon yok, bakım yok. Hatta orada giderken Cumhurbaşkanımız ya Murat buraya geldiğinde bir an önce dönüştürmen lazım diye böyle sağ tarafa baktık. Gerçekten orada da tarih var. Yani az üstü işte bizim orada o surların içerisine yapılmış, üstüne yapılmış binalar falan da var oralarda. Var. O kadar çok vardı. Yani maalesef o anlamda emanete tam sahip çıkmış değiliz. Yani buna çok daha fazla bir motivasyonla, enerjiyle, ilgiyle bu işlere sahip çıkmamız lazım. İşte Avrupa'ya baktığınızda gittiğimizde özeniyoruz değil mi? Mesela böyle bir bina onlar için o kadar kıymetli ki. Ama bizde miras o kadar çok ki. Biz miras yedi bir toplumuz. Unutmayın yani Avrupa'daki hikayeyle. Şimdi kızım diyor ki bana İtalya'ya gidince anne içime fenalık geliyor. İstanbul'a dönmek için diyor böyle şey yapıyorum. Bir bölümü tıpkı aynısı duruyor. Orada. Evet, tıpkı aynısı duruyor. Turizm için şahane belki. Fakat yaşamak için İstanbul. Türkiye bambaşka bir şey. Evet. Burası kıvıl kıvıl. Buradaki insan yoğunluğu ve insan enerjisi o kadar fazla ki. Hani bir kere gidiyorsun, ikinci kere gitmek istemiyorsun o taraflara. Ama yine de o tarihi korumaları güzel bir şey. Bizde yani. Bozulmuş ama çok bozulmuş tabii. Birçok şey bozulmuş yani ne zamandan itibaren biliyorsunuz siz hikayesi çok derin. Hani yol açacağız diye girmişler. Allah bütün Mimar Sinan eserleri falan yok olmuş. Biliyorsunuz yani tarihte o zaman da açılması gerekiyordu. Düşünülmemiş, fazla ince düşünülmemiş. Biz bunların hatalarını yaşıyoruz şimdi. Evet. Şimdi elimizde kalanları yani kıymetli, şöyle bir kıymetli olaraktan el bebek gül bebek onları elimizde tutmamız gerekiyor. Evet. Ama şey çok önemli yani az önce aslında bahsettiğiniz yani eğitimsel anlamda da yani bu kültürle yetişmemiz önemli. Yani işte ben yapmış olduğum hem bakanlıkta hem genel müdürlük görevimde yani mimarlarımıza diyorum ki işte yani işte bizim kültürümüzü de bugüne modernize edip binalar yapın, getirin dediğimiz zaman yani hemen bir böyle giydirme cephe değil. Bina, hikaye o değil ama. Bina tabii. Bina çiziyor arkadaşlar. Biraz o yönde de aslında kendimizi bulmamız lazım. Ama yani çok güzel mimarlarımız var unutmayalım. Var. Yani o Cumhuriyet dönemi
kültürü diyeceğimiz, hani geçmişle geleceği harmanlayacağımız bir mimari dilimizin de eksikliğini hissediyoruz. Var ama Mimar yani, Kemalettin mesela eserleri, o Eminönü'ndeki hanlar, postane binası, bir hatırlayın onları, o postane evet. binasının güzelliği. Sonra Ekrem Hakkı Ayverdi. Mesela Ekrem Hakkı Ayverdi için bir bina da yapılabilir. Onun mimari görüşüyle bunlar bizim çok değer verdiğimiz mimarlar. Yapılacak çok şey var Sayın çok. Başkan. Çok şey var. Değil mi? Ve hatırlatmak için de çok konumuz var. Biz unutuyoruz bir de geçmişteki değerli insanlarımızı. Çok var çünkü. Evet, evet, onları da incitmeden, hani yerlerinde incitmeden onları da anmamız için güzel bir şeyler bırakmamız lazım. Şimdi mesela Süheyl Ünver benim rahmetli hocam çok çok önemliydi. Hem profesör hem doktor hem tıp tarihi enstitüsünü kuran Cerrahpaşa'da o kadar çok eseri var ki İstanbul'un bütün sokaklarını resimlemiş. Bütün sulu boyayla resimlemiş. O dönem işte 1950'lerde filan fotoğraflamış, onun kitapları filan basıldı. Sizinle tanıştırmak isterim muhakkak o kültürü, o dönemin. Kızı da hayatta, hali hazırda. Şimdi birçok yerden Türk Tarih Kurumu'nda eserlerinin bir kısmı Süleymaniye Kütüphanesi'nde hocamızın. Ama evde de çok eseri var, odası eserleri. Şimdi inşallah bir Üsküdar Belediyesi ile siz de destek olursunuz inşallah. Bir Süheyl Ünver Araştırma Merkezi ve Müzesi açmak istiyoruz. Bakın böyle insanlar çok var. Evet. Bunun gibi değerli ellerine kalmış. Yaşatalım değil mi? Abi, tabii ki. Ufak ufak müzeler yapılması lazım. Nasıl Avrupa'da var, işte Van Gogh Müzesi var, filanca müzesi var, Rembrandt Müzesi var, küçük Picasso Müzesi var. Bizde de var değerler. Niye var. Onların müzeleri yapılmıyor? Sonra aileler bunları ne yapacağız diye ortada kalıyor, sahaflara veri veriyorlar. Bu konulara da eğilelim. Öyle bir komite kurun. Kimler geldi, kimler geçti? Bir şehir müzesine ihtiyacımız var mesela. İstanbul şehrinin müzesine ihtiyaç var. Turist geldiği zaman o şehre girecek, o müzeye girecek. İstanbul'u tümüyle bir inceleyecek. Ondan sonra yola çıkacak. Değil şehir mi? Müzesi olmadan İstanbul nereden geliyor? Hangi tarihlerden itibaren değil var olmuş? Tanıtımı yapacaksınız. Ama olması lazım mesela. Şehir müzesi kesinlikle. Yeni açılan müzeleri de takip ediyorum. Mesela Çamlıca Camii'nin altında bir müze yapıldı. Çok laf söylendi orada müze olur mu filan diye. Sonra efendim bir yerde daha müze açıldı. Söyleyin şunun adını. Neyse o kadar çok yer açılıyor ki Topkapı Sarayı'nda İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmeyen eserlerin bir kısmı yeni müzelerde sergileniyor. Bizim görmemiz lazım. Her şeyi sadece Topkapı Sarayı'ndan bekleyemezsiniz. Milli saraylar, aferin, çok iyi çalışıyorlar. Paraları da var. Onları da çok severim ben, milli sarayları. Mesela şimdi Ankara'da meclisin karşısındaki Ankara Palası müze haline getirdi milli saraylar. Bir günlüğüne davet etti başkan. Dolmabahçe Sarayı'ndan birçok eseri orada sergiliyorlar. Küçük bir Dolmabahçe Sarayı olmuş orası. Müthiş. Ankara'da öyle bir yer yoktu. Ne kadar yakıştı biliyor musunuz? Müthiş eserlerimiz var. Biz İstanbul böyle kültürle, sanatta, festivalle iç içe yaşasın istiyoruz. Yani bu manada eksikliği de gördüğümüz işte hem Anadolu yakasındaki o Haydarpaşa'yı. O da açılıyor değil mi? Turizm Bakanlığımızla çalışacağız. Harem'den, Üsküdar Meydanı'ndan başlayacağız Günçeli ablacığım. Ta böyle Kadıköy, oradaki Kadıköy meydanıyla işte bağlayıp hem bir yeşil aks hem bir kültür aksı olacak. Şahane orası. Haydarpaşa tren garı da bir Anadolu yakasında çok güzel bir müze olacak. Onu Turizm Bakanlığımızla beraber o projeyi yapacağız. Eminönü'de Sirkeci tren garımızı orayı da müzeye çevireceğiz. Ve yine ben Anadolu yakasında eksiklik olduğunu düşünüyorum. Var. Anadolu yakasında müzelerimizi bu şehre kazandırmamız lazım. Dediğiniz gibi hem bu eserleri
sergileyebilmek adına, hem de ya o aslında bir medeniyet, anlayış. Ya o anlayışı verebileceğiniz en güzel şey değil mi? Resimle olur, sanatla olur, müzikle her şey, olur. Her şey. O yüzden inşallah sizlerle birlikte yapacağız yani bu işleri. Allah sağ olsun. Beraber nasıl bundan önce çalıştıysak bundan sonra da beraber sizin bu güler yüzünüzle. Canım benim. Yani sağ olun, düşünceleriniz sağ bizim için çok çok kıymetli yani. Gerçekten çok değerli. Ben de böyle oturup konuşup karar verip uygulayan bir anlayışla çalıştım bugüne kadar. Yani bende ecek acak çok yoktur. Yani yapılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Nasıl yapılacak? İşte Günseli ablanın fikri alınacak. Yöneticilik o kadar önemli ki. Yönetici her şeyi yapamaz. Sadece yönetir. Adamlarınızın iyi olması lazım. Evet. Doğru adam seçeceksiniz. Bakın bir de kibirli insan istemiyoruz artık. Kibir istemiyoruz. Göz teması olan insan istiyor halk. Evet. Unutmayın bunu. Geliyor bazı belediye başkanları işte bizim de oralarda falan geliyor. El sıkıyor, ondan sonra gözüne bile bakmadan gidiyor. Ay bu o kadar rezil bir şey ki. İnsanın göz teması. Evet. İnanmak. O umut etmek. Gözler veriyor. Umut etmek. Evet, evet. Çok güzel projelerimiz var. Mesela iki yakaya iki tane yeni Harbiye ve işte Cemil Topuzlu sahnesi gibi iki sahneyi kuracağız. Güzel. Amatör tiyatro gruplarına eğitim desteği vereceğiz. Tamam, hem İBB Kültür içinde hem de aslında hem yurt içinde hem de yurt dışında vereceğiz ki o ya yurt dışından da alması gerektiği kültürü alsın, bilgi alsın, kullanılır, kullanmaz. Burs vereceksiniz yani burs vereceğiz. Destek olacaksınız. Yine 25 yaş altı İstanbul'da yaşayan gençlerimizi İBB şehir tiyatrolarında ve ücretli konserlerde 3 defa işte orada gidecekler, tiyatroya katılacaklar. Bazen bizim çocukluğumuzda öyle tiyatro da çok gelmezdi. Ama o tiyatroya gittiğinizde hani bir filmin canlı oynandığını görünce farklı duygular çocuğun içerisinde olursunuz. Çocuğun hayatı değişiyor. Tabii bir kere bile görse çocuğun hayatı değişiyor. Evet. Okulların gitmesi gerekiyor. İşte ilkokul çocukların, anaokul çocuklarının tiyatro eğitimi görmesi, drama eğitimi görmesi yahut seyretmeye gitmesi. Bunlar o kadar önemli ki bunu da belediyelerin yapması lazım. Evet, evet. Otobüslerle götüreceksiniz. Şu işte tiyatro gelecek, hizmet edecek. Orada da bütün şeylerde, bölgelerde hizmet edecek. O çocukların görmesi lazım. Değil mi? Orada alacağı çok farklı bir eğitim yani var. Yani şu elindeki telefonla, TikTok'larla, bilmem nelerle değil, gerçeği görmesi lazım. Doğru. Bu sosyal medya zaten hayatımızı mahvetti. Çocuklardan itibaren. Ay doğuyor çocuk, eline veriyorlar biliyorsunuz. Çocuğun... Normal hayatı. Evet, sussun diye telefonu. Sussun diye. Herkesin elinde evet ya. Çok yazık, çok yazık. Geçecek bu dönem de geçecek. Ama şöyle yani Günseli ablacığım yani şöyle çocuklara da ya oynama dediğin zaman da tabii biliyorum onlar canım. Onlar da üzülüyor, kırılıyor. Yani tabii. Onları da anlayabilmemiz lazım gençlerin tabii. Yani işte git okuma, kitap oku dediğin zaman efendim ben internetten bakıyorum diyor, sesli kitap okuyorum diyor. Hayır değil, o kitabı okutmayı öğretti ama belediyeler. Bakın bu kadar kütüphaneler açıldı. Ben bütün kütüphaneleri biliyorum İstanbul'da. Evet. Son açılan bu Rami Kütüphanesi'ne hele hayranım. Yani orada yaşayabilirim. Oranın ışığı, oranın enerjisi bana o kadar iyi geliyor ki. Mimarı da Han Tümertekin, müthiş bir mimar. İnşallah orada ben büyük bir olay yapacağım şimdi. Kolektif çalışacağım ama. Mimarı, mühendisi, orada çalışan, işte restorasyon yapanlar. Herkesi bir araya getirip böyle kolektif bir nakkaşhane kültürüymüş gibi büyük bir enstalasyon orada kalıcı olaraktan ve hediye edeceğim bakanlığımıza ve o mekana. O kütüphane deyince ilk önce o geliyor. Üsküdar'da çok güzel kütüphaneler var. Bir de şeyin de çok bakıma ihtiyacı var, Atatürk Kütüphanesi'nin. Haberiniz olsun. Onun bir deposunda ne eserler var, ne eserler var. Onların çıkması gerekiyor. Haberiniz olsun. Onu gizliden söylüyorum sen size. Sen şimdiden projeyi çalış. Evet. O çok önemli şeyler var orada. İnşallah kayıp olmamıştır. İnşallah birileri bir yerlere götürmemiştir. Atatürk Kütüphanesi çok önemli. Kütüphaneler tıklım tıklım dolu. Bu çocuklar televizyon, telefon mu bakıyor orada? Hayır.
çocukların hepsi kitap okuyor, çocukların hepsi bilgisayarda çalışıyor. Evet. Halkın çok ihtiyacı var. Biz ortalarda görülen işte o görüyoruz o fan film fon tipleri. Ama çocukların gerçek Anadolu çocuklarının bilhassa meraka çok. Meraklılar onlar. Ve kütüphanelerde çalışıyorlar. Yatıp Ankara'daki Beştepe'nin şeyi kütüphanesi evet, sabaha kadar açık. Evet. Ve tıklım tıklım dolu. Dolu. Ne yapıyor orada o çocuk? O zaman niye yapıldı falan dendi. Hayır canım müthiş bir kütüphane orası da. Bizim gençliğimizde bir milli kütüphane vardı. Tabii. Azdı. Azdı ama. Evet. Ama biz de azdık. Değil mi? Tabii ki. Şey de azdı. nüfus azdı. Şimdi o kadar çok ki nüfus yetmiyor. Yetmiyor. Açın. Bizim amacımız her ilçemizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kütüphanesi olsun. O kütüphanede yani dijital kitaplar da olsun, normal kitaplar da olsun. Tabii ki, gençlerimiz orada aslında yani dışarıda farklı alanlarda vakit geçireceğini orada arkadaşlarıyla hem ders çalışsın hem kitap okusun. Yürüme mesafesinde de onlara ulaşabilsin istiyoruz. Şart. Yani bu, değil mi? Şart. Çocuğu kötü yoldan da alakoyuyor. Evet, o çok önemli. Hem orada çorbasını içiyor, hem arkadaşınla buluşuyor, hem kitap okuyor, hem bilgisayarda ödevini yapıyor. Ve öyle bir community oluştu. Orada kötü bir şey olmaz. Zaten şeyler var, kontrol eden kişiler var. Öyle bir şey olsa zaten almazlar içeriye. Kütüphaneyi çok önemsiyorum. Çok önemsiyorum. Evet. Büyük şehrinde bir kütüphanesinin olması lazım. Evet. Kitap bağışlamak isteyen o kadar çok insan var ki. Bakın sanat kitapları çok pahalı olduğu için almaları mümkün değil insanların. Sanat kitapları toplayın. Mesela Fatih'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi var. Ben orada her ay bir konuşma yapıyorum. Muski ile birleştiriyorum. Güzel bir şeyler oluyor. Şahane sanat kitapları var. Efendime söyleyeyim. Fatih'in çok var. Üsküdar'ın da var bayağı kütüphaneleri. Turizm Bakanlığı'nın da vardı. Var. Siz de böyle bir şeye daha farklı bir konsepte. Siz üçüyle de çalışıyorsunuz yani. Ben hepsinle. Beni herkes çok sever. Ben herkesin de gel dedikleri zaman hemen koşar giderim. Anneciğim var. Annem bana çok bağımlı. Hemen mahalleden Rizeli bizim hatunlar var, ev hanımları. Onları hemen çağırıyorum. Diyorum ki ben gidiyorum çocuklar falan. Gelin annemle dostluk yapın diyorum. Onlar oturuyorlar, çay içiyorlar falan bir şeyler yapıyorlar. Böyle de sistemim var. Komşuluk. Ev nerede? Çubuklu. Beykoz. Tabii herkes Karadenizli orada. Herkes birbirine destek oluyor. Şahane bir yer. Çubuklu'da. Türkiye çok güzel. İstanbul çok güzel. Türkiye'nin her yeri güzel esasında. Evet. İnşallah daha da güzelleştireceğiz. Sizlerin destekleri. Ama İstanbul'un çok ihtiyacı var. Evet. Burası baş şehir değil. Dünyanın baş şehri. Göz bebeği. Ne yaparsanız boş değil. İnsanoğlunun sevilmeye ihtiyacı var. İnsanoğlunun kucaklaşmaya ihtiyacı var. Evet. Canım demeye ihtiyacı var. Biz olmaya ihtiyacı var. Her dünyanın her yerinde öyle. Kucaklaşmayla iyileşiriz. Sanatla yüceliriz. Sanat olmadan hiçbir ülke yücelemez. Sanatla dünyaya açılacağız. Evet. Hele bizim gibi bir sanat ve kültüre yaşamış bir şehir ve ülke olarak çok yapacağımız iş var. Değil mi? Çok. Maalesef hele hele şu 5 yıllık süreçte İstanbul yoruldu, üzüldü. Aslında üstüne koyması gerekiyor. İnatları bırakmamız lazım. Yani çok inatlar oldu bu 5 sene içerisinde. Ki benim tanıdığım o kadar çok insan var ki 5 sene içerisinde bu belediyeyle çalışan hepsi illallah dedi. Kibir insanları mutsuz ediyor. Ne olursa olsun. Siyasette kibir vardır ama bu değil. Omurga vardır. Kibir yoktur. Duruş vardır. Kibir olmaması lazım. Kibirin aklının önüne geçerse en tehlikelisi olur. Hayır. Göz teması, güler yüz. Değil mi?
ve yalan. İnsanlar bunu özledi. Çok özledik. Yani. Çok özledik yani. İnşallah beraber çalışacağız. Beraber koşturacağız. Haydi bakalım. Gençlerimiz için, İstanbul'umuz için o mücadeleyi sizlerle birlikte yapacağız. Evet, Günseli ablacığım çok teşekkür ediyoruz. Bize vaktinizi ayırdınız. Bunları anlatırken emin olun gözleriniz gülüyor. Yani sizin duygularınızı anlayabilmek, sizi fikirlerinizi burada dinleyebilmek bizim için de çok değerliydi, çok kıymetliydi. Teşekkür ederim. İnşallah biz 1 Nisan sabahı sizin gibi değerli sanatçılarımızla, büyüklerimizle hep birlikte İstanbul'un o güzelliğine güzellik katmak İnşallah. Amacıyla çalışacağız. Siz de kabul ederseniz, siz de takdir ederseniz inşallah İstanbul için en güzelini önce hayal edeceğiz. Sonra da o hayali hayal peşinden... Hayal etmeden olmaz tabii. Tabii peşinden inşallah. Koşacağız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.